Bir yıl boyunca bu anı beklediler. 10 gün önce ise bile oynaya, eri kasadına başladılar ama bekledikleri karşılığı alamadılar. Halde eriğin kilosu 3 liraya kadar düştü. Üstelik hallerde erik alımı da durduruldu. Masrafını bile karşılayamayan üretici şimdi ne yapacağını düşünüyor. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez. Erik papaz! Şu güzelliğe bak. Göründüğü gibi üzüm salkımı gibi erikler. Bunlar yazık günah. Bu dünyanın masrafı yapıldı. Erik asadı, erik dalı türküsüyle güle oynaya böyle başlamıştı. Ama Aydınlı üreticinin hevesi kursağında erikler dalda kaldı. Dallarda kalan erikleri görüyorsunuz. Bizler Aydınlı üreticileriz. Bütün sene bu mahsulü bekliyoruz ama umutlar hep boşa çıkıyor. Ankara Dikmen Pazarı'nda papaz eriğinin kilosu bakın 15 liradan satılıyor. Ancak Aydın'da erik üreticisi çok dertli. Çünkü onlar 3 liradan eriklerini satacak bir alıcı bile bulamıyorlar. Ve de toplayamıyoruz. Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki uçurum ortada. Biz bu ağaçları tamamen çökmek zorundayız. 3 lira maliyetleri bile kurtarmıyor. Pazarda ve markette ise 25 liraya bile erik satılıyor. Ama hal yetkilileri alımları durdurdu. Yani alım yapılmıyor artık. Alıcı değil ki gönderme o erik. Ben sana 2 milyarı nasıl göndereceğim? Poşet parası kurtarmaz. Zamanı geçiyor. Erik günde toplamadığı zamanla iri oluyor. Kimse yüzüne bakmaz. Mal şişti birikti. O birikimden dolayı oldu. Erik üreticisi işin içinden çıkamıyor. Çünkü erikleri toplamak, bakımını yapmak, ağaçları budamak çok maliyetli. Eğer bir çözüm bulunamazsa çiftçilerin bir yıllık emeği heba olacak. Sulama parası çıkılmıyor. Para etmiyor. Emeğin karşılığını kimse alamıyor. Yani çok masrafı çok. Şunun güzelliğine para baksana etmiyor. Şu. Ağacından toplayacağız, yerlere atacağız. Mağdur herkes mağdur. Ağaçta durması da zarar. Erik dalı gevrektir.